Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 3. Mevcudatın Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, hastalığım sebebiyle İstanbul'a gitmiştim. Beylerbeyi'nde Dağıstanlı Hacı Muhammed Naci Bey'in misafiri oldum. Ne büyük bir saadettir ki evlerinde Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulunduk. Mer, bir paşa hanımı rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Bu hanımcağız, kendisindeki sakalı şerifi Muhammed Naci Bey'e vermek üzere Peygamberimizden emir almış. Kadın, Naci Bey'in dükkanına gelmiş. Siz Muhammed Naci Bey misiniz? Evet, buyurun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem selamı var. Bu emanet size verilecek. Naci Bey bize o hanımın getirdiği sakalı şerifi ziyaret ettirdi. Mahfazanın içine dikkatlice baktığımda gördüm ki 4 tane sakalı şerif var. Muhammed Naci Bey, biliyorum dostluğumuzun hatırına canını istesem verirsin. Senden bir şey rica edeceğim dedim. Naci Bey'le çok iyi dostuz. Buyurun efendim. Yutkunarak söylüyorum ama sakalı şerifin ikisini ayırıp alabilir miyim? Peygamber Efendimizin mübarek sakalı şerifinin ikisi sizin evde, ikisi de bizim evde bulunsun. Muhammed Naci Efendi sağ olsun talebimizi geri çevirmedi. O 2 sakalı şerifi bize verdi. Bir evde sakalı şerif bulunursa o evde afet olmaz. Kabirin üzerine konuldu mu o kabirde azap derhal kesilir. Halid bin Velid Hazretleri Allah'ın kılıçlarından biriydi. Çıktığı bütün savaşları biiznillah kazanmıştır. Birçok defalar harbe girdi, hepsinde muzaffer oldu. Kafirleri yere serdi. Sana bu fazilet nereden geliyor diye sorduklarında şu cevabı vermiştir. Hazreti Muhammed'in bir sakalı şerifini bir kağıda sardım, yanıma aldım. O sakalı yanıma alalı beri bir defa savaş kaybetmedim. Allah'ımızın yerleri, gökleri yaratmazdım Muhammed'i yaratmasaydım buyurduğu mevcudatın sultanıdır Muhammed'imiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ümmetini kurtarmak için çabalayan peygamberlerin peygamberi, Allah'ın tek sevgilisi, bütün vasıflarında tekten olan biricik sultanımızdır. Allah'ım bizleri ondan ayırma. Şefkatte, merhamette, cemalde yaratılmışların en mükemmeli Hazreti Muhammed'dir. Allah'ımız onu kendi nurundan yaratmıştır. Bundan daha büyük bir vasıf olamaz. İlk olarak onun nurunu kendi nurumdan yarattım buyurmuştur. Bize böyle anlatmadılar. Muallimlerimiz bize Muhammed'imizden bahsetmediler. Onun için biz garip büyüdük. O rahmet için gelmiştir aleme. Kurban olalım onun bir tek sakalı şerifine. Allah'ım bizleri onun yolundan ayırma ya Rabbi. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın azamet ve kibriyasından aldığı büyüklükle o kadar yücelmiştir ki tüm büyükler onun yanında küçük kalır. Büyük olarak bildiklerimizin hepsi birbirlerinin omzuna çıkarak arşa kadar yükselseler onun topuğuna dahi varamazlar. Her güzellik, her ululuk onda. Hürmet edilen her insanın şanı ve şerefi onda. Onun nuruna pervane olan ruhuyla arşa uçar. Salavat-ı şerifeye devam eden onun nurunu müşahede eder. Onun elinden tuttuğu bahtiyar insanlar, insanlık içinden seçilerek gönüllere ışık tutmuşlar. Zamanın kutbu cihanları, gavsul azamları olmuşlardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kimin gönlüne nazar ederse orada manevi ziyalar meydana gelir. Asırlardan beridir onun hakkında senalar yapılmış, yüz binlerce eser yazılmış, onun faziletlerinden bahsedilmiştir. 124 bin peygamber gelmiş, hepsi kemalat-ı Ahmediye'den haber vermiştir. Ancak onun güzelliğinin 1000'de biri dile getirilebilmiş, güneşten zerre misali açıklanabilmiştir. Ya Rabbi, şefaati uzmalarına bizleri nail eyle. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Seslendiren Abdullah Can.